Her hafta Salı günü Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan Oyun Kurucu programının bu haftaki konuğu siyaset bilimci yazar Murat Bahadır Akkoyunlu oldu. Akkoyunlu, ekonomik krizin dayandığı küresel çetelerle ilgili faiz çetesine dair açıklamalarda bulundu. Her hafta Salı günü Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan gazeteci Ziya Türk'ün hazırlayıp sunduğu Oyun Kurucu programının bu haftaki konuğu siyaset bilimci yazar Murat Bahadır Akkoyunlu oldu. Akkoyunlu, ekonomik krizin dayandığı küresel çetelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kardeşler, dövizin fiyatı nasıl belli olur? Piyasalarda. Ya yapmayın, bunu bana yedirme ya. Dünyada piyasa yok kardeşim ya. Arz talep... Ya anlatma bu hikayeleri bana. Libor'du, kurdu. Ben tüyo diye bir şey biliyorum. Tüyo verme. Boş versene. Kardeşim, bu doları matbaasında basıyor özel banka. Denetimi yok, cezası yok. Karşılıksız basıldığını herkes biliyor. Ne serbest piyasası ya? Serbest piyasa falan yok dünyada. Petrol tekel. Adam korsan. Ülkelere çöküyor, darbeler yaptırıyor. Ne serbest piyasası ya? Ne rekabeti ya? Dünyanın gerçeği bu. Adam, alçakoğlu alçak, Fed'in kur birimine bakan adamına diyor ki, şu saatten itibaren doların fiyatını Türk lirası cinsinden şu, Rus rublesi cinsinden şu, şunun cinsinden şu olarak açıklayacak. Ama önce dünyadaki ülkelerdeki finolarına, Hitnoşlarına, petnoşlarına, yemlediklerine, kemiklediklerine tüyo veriyor. Şu saatten itibaren doların Türk lirası ruble, yen karşılığı şudur, ona göre tedbirinizi alın. Doların yüksek ilan edecekse fiyatını, bu onun bunun çocukları dolar alıyor. Sıcak döviz ya. Dolarlarını yığıyorlar. Ucuz ya. Saati gelince küt diye adam 12,5 lira diye fırlatıyor. Arkadaşlar, hocam söyledi. Bu küresel çetenin yerli finoları var. Cumhurbaşkanı onlara küresel baronların yavruları dedi. Nihayet Türkiye'nin Cumhurbaşkanı evvelsi gün artık küresel çeteyi ifşa etti. Küresel çetelere karşı nasıl davranmamız gerektiği konusuna da değinen Akkoyunlu. Yarınından korkmamayı gerektiren şeylerdir. Bu bir savaştır. İşin içinde öldürülme vardır. Onun için Recep Tayyip Erdoğan, çetenimizi yanımızda taşıyoruz diyor.